New York Avrasya Film Festivali'nde sinemada en iyi Avrasyalı kadın sanatçı ödülünü alan Yün Bebek filminin yazarı, yönetmeni ve Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ümmiye Koçak, 54. Uluslararası Troya Festival etkinlikleri kapsamında Yün Bebek filmi oyuncu kadrosu ile Çanakkale'ye geldi. Halk Bahçesi'nde sevenleriyle bir araya gelen Ümmiye Koçak, söyleşi alanına Çanakkale Belediye Başkanı ile beraber geldi ve Çanakkale Belediyesi'ne kendisini Troya Festival etkinliklerine konuşma olarak çağırdığı için teşekkür etti. Koçak söyleşide 10 kardeş oldukları için ilkokuldan sonra okula gönderilmediğini, ilkokulu bitirdikten sonra kendini okuduğu kitaplarla geliştirdiğini söyledi. İlk okuduğu kitabın Maxim Gorki'nin Ana isimli kitabı olduğunun da altını çizen Koçak şunları söyledi. Tabii ki sonlarımızda niye ya böyle bayağı bir yerlere geldik. Sesimiz duyuldu. Kolay mı olur? Hiç kolay olmaz. Kimse kimseye gümüş nefsine bir şey sunmuyor. Hayallerinin peşinden gidebilmek için, istediğini yapabilmek için içeriye oturup da beklemek değil. Çalışacağım, mücadele edeceğim, kafana koyduğunu yapacağım, pes etmeyeceğim. Tabii ki kimsenin önüne güller döşenmiyor. Önemli olan o yollara döşenen dikenlerin arasından gülü bulup almak. Kolay kim olsa yapar. Ben de onu yapmaya çalıştım. Şimdi sesimizi bayağı duyurduk ama 2005 yılında bir öykü yazdım. Şimdi bunu nasıl yazdım? Köyde yaşlı yaşlı teyzeleri dinlemeyi çok seviyorum dedim ya. İyi dinleyiciyim, iyi gözlemciyim, empati de kurduğum zaman güzel şeyler çıkıyormuş ki şimdi buradayım. 80 yaşında teyzem bana anlatırken, Ümmiye kızım sen bilirsen ben çocukluğumda hiç oyuncak görmedim. Ağamın bir kızı vardı, şehirdeydi anası, okumuştu, onlara bebek aldı. Benim bebem yoktu, onu azıcık oynayayım diye istedim. Anam, hem anamı dövdü babam hem de beni dövdü, babaannem de hem anamı dövdü hem beni dövdü diye anlatırken eli ayağı titriyordu bir o yaşlı kadına. Benim kafama şart etti. Ha dedim bak neymiş? O zaman kadınlı kadına şiddet çok önemli. Bunun üstüne gidilmeli. Çocukluk çok önemli. Çünkü o kadar yaşlı bir kadın o yaşta hala ta babaannesinin dövdüğünü unutamıyordu. Bunu basında çok ses getirdi. Ben kendi kendime dedim ki Ümmiye kızım. Bunun filmi çekmeliyim. Çünkü bu konu çok önemli. Biz kadınlar olarak gerçekten birleşirsek neler yapamayız? Biz doğuran, öldüreni de biz yetiştiriyoruz, öleni de biz yetiştiriyoruz. O zaman da bana deniyor ki, ya Ümmiye Hanım sen öyle diyorsun ama biz ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Ben de diyorum ki Aslanköy şivesiyle, biz kadınlar istersek tekeden teleme çıkarırız. Teke ne biliyor musunuz? Erkek koyun. Onun için evdeyken süt, sağır, peynir yaparız. Çünkü yeter ki biz isteyelim. Biz istediğimiz olmaz diye bir şey yok. Ve onun sonra onun senaryosunu yazıp film çekmeye karar verdim. Ha buradaki amacım ne? Ne ünlü olmak, ne para kazanmak, şu bu değil. Tek istediğim çok kitleye ulaşmak. Biz kadınlar köyde olalım, şehirde olalım, dağda olalım, bayırda olalım, okumuş olalım, okumamış olalım. Ne yaparsak yapalım, bunun başardığımızı göstermek, yaptıklarımızı kanıtlamak çok kitleye ulaşmak. Tabii ki hiç kolay olmadı. Ben yıllar çok film çekilmek için, onu tanıtabilmek için, küçük küçük işlerde rol aldım, arkayı gözlemlemek için. Sırf nasıl çekilir diye. Bak gündüz Bahçede çalıştım, akşam eve gelince kara kalemle senaryoyu yazdım yıllarca ve nitekim de tabii ki hiç kolay olmadı. Bir sürü insanın desteğiyle birlikte Yün Bebek filmini çektik ve şu anda küçük Yün Bebek filminde Elif'i oynayan, babaanneyi oynayan oyuncularım da burada. 3 metre karın içinde çektik biz onu. Bütün Aslanköy'ün desteğiyle Mersin'in, belediyenin, valiliğin, ticaret borsasının bakın o kadar çok insanların desteği var ki neden söylüyorum bunları biliyor musunuz? İlk başlarda hiç kimse size güvenmiyor olabilir. Ama o güveni sağlamak insanın kendi elinde. Ben ilk önce eşime güveni sağladım, kaynanama, kayınbabama. Sonra mahalleme güven sağladım, sonra köyüme. Ve şimdi de çok çok insanlara güven vermişim ki bu mikrofonu elime alıp yaptıklarımı size anlatıyorum. Bu o kadar güzel bir duygu ki. Söyleşinin ardından Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ümmiye Koçak'a Troya Festivali anısına Çanakkale Seramiği hediye etti. Evet, bakın.